Türkiye Şampiyonası'nın son spleti. 2 üçüncülük mücadelesi ve sonrasında final müsabakası. 125 kilogram üçüncülük beşincilik müsabakası. Kırmızı mayo Abdullah Umaç, Ankara Aski Spor Kulübü. Lütfen bilirin. Bekir Eryüce ile Abdullah Güngör 125 kiloda Türkiye üçüncülüğü için şu anda minderdeler. Kırmızı mayoyla Bekir Ergüce'yi, mavi mayoyla Abdullah Güngör'ü izliyoruz. 40 saniye geride kaldı. Telaş güreşçisi Bekir Ergüce hakem masasına doğru evet. Yöneltti rakibini. Minder küçük geliyor herhalde bunlara. 125 kilolar Bekir Ergüce evet. Ama puanın sahibi oldu bu evet. Hamleden sonra. Bu arada şu da ilginç bir durum değil mi hocam, ne dersiniz? Tamam. Yani mümkündür, olabilir ama izleyenlerimiz karıştırabilirler. Arkasında Hüseyin Cebelek yazıyor. Siz Abdullah Güngör olarak anlatıyorsunuz. Ya da Bekir Ergüce olarak anlatıyorsunuz diyebilir. Evet. Hatta şu anda Taha Akgül spor salonunda bulunan izleyicilerimiz için sahada iki tane Hüseyin Cebelek bulunuyor olabilir. Değil mi yani? Cem İnder'inde evet. De Hüseyin Cebelek çünkü mavi mayoyla mücadelesini evet. Devam ettiriyor. Kırmızı mayoyla Bekir Ergüce'nin arkasında da yine Hüseyin Cebelek yazıyor. Onun mayosuyla şu anda minderde. Bu ilginç bir durum. Tabii seyirci için aslında bu kabul edilebilir değil yani hiçbir şekilde. Ekrana yansıyan isimle minder ortasındaki sporcu arasında fark olan hangisi olduğunu bilemezler. Bilmesi mümkün değil. Yani bunu aslında isimleri en azından olmaması gerekir. Veyahut da öyle bir isim varsa o mayı değiştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu güreş kurallarını bilmeyenler için anlaşılabilir bir durum değil aslında. Bekir Ergüce 1-0 önde. Rakibi için 30 saniyelik aktif olma zorunluluğu getirildi. 30 saniyenin sonunda farkı 2'ye çıkarabilir. İlk yarıda da son 30 saniyeye girmek üzereyiz. Bekir Ergüce durumu 2-0 yaptı. 125 kilo. Türkiye üçüncülüğü müsabakaları devam ediyor. Sonrasında da final müsabakası ekranlarınızda olacak. Finalde Taha Akgül'ü izleyeceğiz. Hani tabiri yerindeyse mekanın sahibi buraya gelecek. Evet. Kendi adını kendi taşıyan salonda Türkiye şampiyonluğu için mücadele verecek. Yaşayan efsanevi güreşçilerimizden Taha Akgül. İlk yarı tamamlandı. Bekir Ergüce'nin Abdullah Güngör karşısında 2-0'lık üstünlüğü var. Önce Abdullah Güngör 30 saniyelik devre arası sonrasında minderdeki yerini aldı. Bekir Ergüce de geldi. İkinci yarı başlıyor. 2-0'lık Bekir Ergüce üstünlüğü var. Abdullah Güngör ülkemizi 2012 yılında Akdeniz oyunlarında temsil etmişti. Orada şampiyonluğa ulaşmıştı. Uluslararası son müsabakası 2017 Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'ydı. 7. olmuştu orada. 125 kilogram final müsabakası sonrasında 57, 70, 97 ve 125 kilogram alan yönetmenleri yapacaklar. 57, 70, 97 ve 125 kilogramda ilk 3 dereceyi alan sporcularımızı madalya törenleri için
Bekir Ergücel'in aktif olmasını istedi hakem. Abdullah Güngör karşısında üstünlüğü var. Kırmızı mayolu güreşçinin. Uyardı şimdi hakem. Bu ilk uyarı olduğu için. İkinci uyarı da onun için 30 saniyelik süre işletilecek. Ve şimdi Bekir Ergüce için de 30 saniyelik süre işletiliyor. Abdullah Güngör müsabakadaki ilk puanını alabilir. Abdullah Güngör sanki sonuna doğru hamlelerini yapacakmış gibi gözüküyor. Bir puan Abdullah Güngör'ün ailesine. 2-1 Bekir Ergücel üstünlüğü. Müsabaka, Abdullah Güngör'ün çabaları var. Bekir Ergücel karşılıyor rakibini. İki güreşçi de üstten koltuk altından çabaları harcıyor. Bir anda aldı Abdullah Güngör. Karşılığı verdi Bekir Ergücel. Abdullah Güngör'ün yoğun çabası puan için, puanlar için beline doğru hamlesi yine karşıladı. Yine kip dalıyor. Yine karşılık veriyor Bekir Ergücel Abdullah Güngör'e. Son saniyeler artık. Büyük çaba. Bakalım oradan puan alabilecek mi? Heyecan artıyor. Bacağından yakaladı. Bastırabilecek mi? Binler dışına taşıdı. Bir puanın sahibi oldu. 2-2'lik eşitlik geliyor. Son puan Abdullah Güngör'ün. Dolayısıyla sadece bir saniye uzaklıkta Türkiye üçüncülüğün Abdullah Güngör. Yoğun çaba harcadı. O çabaların karşılığını puanla aldı. Abdullah Güngör geriden gelerek Türkiye üçüncülüğüne ulaşıyor. Abdullah Güngör tabii bekledi. Son anda hareketlenerek tecrübesini konuşturdu aslında. Üçüncülük müsabakası yetkilisinde Mavi Boyol İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde Abdullah Güngör 125 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak minnetle bu son müsabakası olduğunu değerlendirerek Binlerde bir radyo. Evet. Abdullah Güngör Binler'e veda ediyor. Türkiye üçüncüsü olarak Türkiye üçüncüsü unvanıyla güreş yaşantısını noktaladığını açıklıyor. Alkışlar ve önümüzdeki yaşantısında yine başarılar diliyoruz. Abdullah Güngör'e. Abdullah Güngör yağlı güreşte de çok büyük başarıları var. Olan bir sporcu büyük ihtimalle yağlı güreşte de devam edecek gibi gözüküyor. Ve işte karşılaşmadan o anlar bir kez daha yansıdı. Son saniyelerde elde ettiği puanla Abdullah Güngör 125 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etmişti. Yağlı güreşlere devam edecek gibi gözüküyor. Ve işte karşılaşmadan o anlar bir kez daha yansıdı. Son saniyelerde elde ettiği puanla Abdullah Güngör 125 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etmişti.